ekrana kilitler. Turkish Power. Yeni bir tansın ortasında yeni bir kitle katıp hayatında takmadığın o heyecanı burada var. Sahnede Türkler. Turkish Power. Bir davulu ekrana kilitler. Nasıl olur ya? Olur abi işte olur. Nasıl olur? Alo. Nasıl abi ya nasıl? Yok işte abi gelmen lazım. Geliyorum abicim geliyorum. Kendi misafirlerimiz. Turkish Power Wrestling'i izlemek üzere. Volkswagen Arena'ya hepiniz hoş geldiniz. Bende. Ne sende? Sürpriz olsun. Big Boy'un iki katı dünyaca ünlü bir sporcuyu getireceğiz. Sürpriz olsun. Yes! İlk maç heyecanı Face'de o geliyor. Demolition Davis! 185 kiloluk bir dev geliyor sevgili izleyiciler. Who's your opponent, my friend Joe? Who is your opponent? Me! Demolition Davis! Geldi mi? Henüz gelmedi. Gelince bana haber verir misin? Geldi abi, geldi. Şu an ringte. Big Boy! Big Boy anons edildi ama kendisi şu an burada değil. Davis. Big Boy out. Big Boy'dan da iri cüsseli bir rakibe ihtiyacın var senin Demolition Davis. O halde Tron, come on! Tornado! Gerçekten gözlerime inanamıyorum sevgili seyirciler. Bu adam kim biliyor musunuz? Tron, İrlandalı. Tam bir kabus, tam bir yıkım canavarı. Biz hazırız. Seyirci hazır. Ekranları başındaki siz değerli izleyicilerimiz de hazırsa devlerin kapışması başlıyor. Forearm darbeler başladı değerli izleyiciler. Turkish Power Wrestling'de devlerin kapışmasında. Alman panzeri köşede. Arka arkaya darbeler geliyor değerli izleyiciler. Bir diğer köşeye yolladı. Ve burada sevgili izleyiciler. Kanon Boğal mı geliyor ve geldi ama boşa. Boşa gitti. Büyük bir sakatlık yaşıyor. 1.91 boyunda sevgili izleyiciler. Şimdi tekrar bariyere. Bir kez daha bariyere götürdü çaktı. Bu bomba kimde patlayacak merak ediyorum Bilgehan Demir. Çünkü hala birbirlerini yıkamıyorlar. Ve şimdi de double clothesline. Aman Allah'ım ring neredeyse paramparça oluyordu. İstanbul'u salladılar resmen. Tekrar tekrar ekranlara geliyor. Ona kadar kalkmak zorundalar. Aksi takdirde ikisi birden diskalifiye olacak. Seyirciler crossbody izleyecekti ama crossbody olmadı. Gitti köşeye çarptı. Evet artık
Tron bir şans yakaladı ve Chuck Slab için fırsatı var. Chuck Slab yapıyor. Tron bu işi bitirebilir. Tuşa gidiyor. 2-3 bitti. Bitti. Tron kazandı. Harika bir açılış maçı Bilger Demir. Tron'u tebrik ediyorum ve gözlerime inanamadım. Asla unutmayacağım bir açılış maçı. Orası bir Chuck Slab'dı öyle. Karşılaşmanın galibi. Gerçekten harikaydı. Mükemmeldi sevgili izleyiciler. Murat Bosporos. How you feeling, man? Good. Feel strong? Feel confident? I'm healthy. Everything's good? Yeah. I'm the Turkish Power Wrestling Intercontinental Championship. This is an impressive title, really. Of course you do. You hold it, right? Mm-hmm. I've held titles like these all over the world for some of the biggest companies in the world. I think it can be said that you're the best professional wrestler in Turkey. Until tonight. Akıl almaz kapışma birazdan. Natalia Markova! Sevgili izleyiciler, ekranlarınızdaki Markova, Iva Markov'un eşi. Çılgın bir kadın. Sadece Rusya'yı değil, bütün dünyayı ayağa kaldıran olağanüstü bir kadın ama... Şöyle söyleyeyim sizlere, kendisinde sıkıntı büyük. Shayna! Shayna İstanbul'da ve sevgili izleyiciler, Portekizli Yıldız WWE'nin, şöyle söyleyeyim, Turkish Power'la birlikte paylaşamadığı isim. Bir gerçek var. Kadınlarda izleyebileceğiniz en yüksek çarpışma başlıyor. Ve şimdi iplere gitti. Shayna'da mükemmel bir Hurakan Rana sevgili izleyiciler. İstanbul'da arena yıkılıyor. Ve arkasından bir dropkick. Seyirciler çok büyük heyecan içinde. Bir tekme suratına. Markova coştu adeta. Ve şimdi running facebuster. Sevgili izleyiciler, şimdi de Sivik Gang Neckbreaker'ı görüyoruz. Şuna bakar mısınız? Resmen pervane gibi döndürdü. Tamamen Shayna'nın yanında ve bir baseball slide harika. Tam suratına oturttu. O dropkick'i hissetmişti Natalya ve tuşa gidiyor. Attı iki de. Sevgili izleyiciler, eğer bu şanaysa, Perfection Injection gelebilir. Onun en meşhur bitirici hareketlerinden bir tanesi. The Perfection Injection. Enjeksiyonu bastı. Şimdi hakem bir, iki, üç mü? Hayır. Son anda kurtardı kendisini. Bakar mısınız şu harekete? Nasıl kurtulabilir? Tekrar izliyoruz pozisyonu. Vay canına, inanılmaz bu. Markova arkasına sığındı hakemin. Bir ara mola istemişti. Şimdi de hakemin yanında. Shayna hakemle tartıştı. Derken bir süper kick geliyor. Arkasından double underhook DDT. Çok kötü durumda Shayna. 2-3 bitti maç. Gerçekten üzüldüm. 3-way TLC fight. Tom LaRuffa, Doug Williams, Ivan Markov. Doug Williams! Baylar ve bayanlar, 3-Way TLC aksiyonu başlıyor. Karşınızda Doug Williams. The Russian ass kicker, Ivan Markov! Ivan Markov, gördüğünüz göreceğiniz en çılgın adamlardan bir tanesi sevgili izleyiciler. Ve şimdi de o geliyor. The Greco-Roman Warrior, Tom LaRuffa! Böyle tecrübeli bir isme de böyle harika görkemli bir giriş yakışırdı. Bu bir triple threat aksiyonu ve diskalifiye yok Bilgen Demir. Belly to belly, mükemmel!
Doug Williams, İrlandalı. Şimdi sandalye darbeleri bu maçın nimetlerinden faydalanmaya çok erken başladık. Toblerova sandalye elinde, Ivan Barkova nişanladı ve tam kafasına. Duydunuz mu sesi? İnanılmaz yankılandı adeta. Arena yıkılıyor neredeyse. DDT yapacak gibi. Hayır, bu bir suplex olabilir belki de. Şimdi o bir taraftan Ivan Barkov masa kırıldı. Hiç beklenmedik bir anda Ivan Barkov katıldı. Masa şu an paramparça. Merdiven şimdi ellerinde. Tepeye kurmak zorunda. İşte pozisyon tekrar ekranlarınıza geldi. Powerbomb peşinde sevgili izleyiciler. Kaldırdı. Merdivene doğru yolladı. Buradan sonra toparlayabilirim acaba. Yediden 70'e gerçekten çok değişik bir seyirci kitlesine sahip. Kendini şu anda resmen uçuracak belki de. Merdivene tırmandı. Sevgili izleyiciler, splash gelecek. Ladder splash bekliyoruz o bölgeden. Hakim merdivenin güvenliğini sağladı. Şu anda Ivan Barkov hareketsiz ve kırdı. Bu da gitti. Bu masa da gitti. İkinci masa da kırıldı. Bilge Andemir, gerçekten harika, ekstrem bir an izledik az önce. Toblerova'dan işte tekrar izliyoruz. Masaya doğru harika bir splash. Ivan Barkov iptal. Seyirciyi duyuyorsun değil mi? Evet, this is awesome diyorlar. Bu harika diyorlar. Arkasından bir kez daha aldı. Diz darbesini çaktı. Arkasından mükemmel bir DDT. Dikkat! Profesyonellerin bile sakatlıklar yaşadığı bu hareketleri siz asla denemeyin. Sevgili izleyiciler, Samuray Ferit ve Demirci Kubilay, onların da maçı birazdan. MVP Murat Bozboğuz karşılaşması da birazdan. Birazdan neler izleyeceksiniz? İşte ekranlarda. Bu akşam Demirci için çok güzel planlarım var. İlk önce yumruklarımın tadına bakacak, sonra saçlarımın ahengini görecek. Rakip olarak görmüyorum ben Samuray'ı. Samuray'ı geldiğine pişman ettim. Kırpınar baş pehlivanı İsmail Balaban. Buraya meydan okumaya geldik. O bir Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgün. Çok iri adamlar var. Turkish Power Wrestling'de çok büyük bir organizasyon. Tüm dünyanın en tanınmış güreşçileri burada. Dünyada bileğini bükebilen yok. You're the best professional wrestler in Turkey. Until tonight. MVP Murat Bozboğuz maçı dahil hepsi birazdan. Reklamlardan sonra. Doug Williams, İrlandalı, kontrat çantasına doğru ilerliyor. Ivan Barkov geldi arkadan. Ivan Barkov, Doug Williams'ı çantaya yaklaştırmadı. Merdivene yükseliyordu Doug Williams. Şimdi forearmlarla onu epey sersemletiyor. Geliyor iplerden ama Ivan Barkov bunu sezdi. Aldı şimdi. Bekliyoruz bakalım ne yapacak. Suplex peşindeydi, yapamadı. Ve arkasından mükemmel bir dropkick. Single leg dropkick sevgili izleyiciler. Tek bacakla yaptı bunu. Seyirci çılgınca Ivan Barkov'u protesto ediyor. Hepsinin bir kazanmak istediği, kazanmasını istediği güreşçiler var, sevdikleri isimler var. Bir masa daha geldi içeriye. İki masa kırıldı. İki değil mi?
Öyle iki tane gitti, üçüncüyü de göreceğiz gibi Bilgehan Demir. Zaten ortada sandalye bandalye kalmadı, hepsi paramparça. Biraz daha sandalyeler seyircilerin altından bile kayabilir. Masayı ringin ortasına koydu Ivan Markov. En dinç vaziyette kendisi şu anda ve masaya doğru yatırdı. Sırtındaki deformasyonları görüyorsunuz. Merdivenlerden kalma bu. Ringin dışına doğru mu gidiyor? Hayır. Top rope yapacak. Ringin ipin iplerinin üzerine doğru geldi. Ama sevgili izleyiciler, buna izin vermiyor Fransız Tom LaRuffa. Superplex yapma peşinde. Ve üçlü oldu. Üçüncü kişi. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bilgehan Demir bu gecenin en ekstrem anlarından biri olabilir. Üçlü tehdit maçında bu üçlü hareket bu maça gerçekten olağanüstü yakıştı. Bir kez daha ekranlarınızda. Superplex'in kralını yaptılar. This is awesome sesleri. Bu bir terim, bir çent sevgili izleyiciler. Tekrar kontrat çantasına doğru yükseliyor. Yani bu tezahüratları bilmeniz gerekiyor bu salonda. Ve şimdi harika değerli izleyiciler. Exploder Suplex'ini gördük. İrlandalı Doug Williamson ve Ivan Markov'u da uzaklaştırdı. Kontrat çantasına doğru ilerliyor. Evet, kontrat çantasına ilerliyor. Doug Williams harika bir Exploder Suplex yaptı. Artık önünde hiçbir engel yok. Çantaya doğru yük. Bu arada bir low blow. Tom LaRuffa bu maçta diskalifiye yok. Bu hareket diskalifiye gerektirmiyor. Artık önünde hiçbir engel kalmadı. Tom LaRuffa yükseliyor. Merdivenlerden adım adım çıkmaya başladı. Sevgili izleyiciler, Doug Williams yerde. Ivan Markov dışarıda. Yetişebilecekler mi? Kontrat çantasına doğru geldi. Kontrat çok az bir zaman dilimi kaldı. Şimdi çıkardı aldı. Ben kaçtım. Bilgehan Demir ringe doğru ilerliyor şu anda. Kazananı tebrik edecek Tom LaRuffa. Bu destansı maçı kazanıyor. Turkish Power Wrestling kontratını Tom LaRuffa kazandı. Evet, o artık bir Turkish Power Wrestling güreşçisi. Nereleri nereleri görmüş bir isim ama burada olmak için bugün neleri göze aldı hep birlikte gördük. İşte çantayı öpüyor gördüğünüz gibi. Çanta Fransız'a gitti. Çanta artık büyük bir sembol Turkish Power Wrestling'de. Atmosfer şahane. Seyirci Tom LaRuffa'yı alkışlıyor. Ve merdivenin üstünde Tom LaRuffa galibiyet pozunu veriyor. Tüm ışıklar kristal elmas şeklini aldı. Ve o elmas değerindeki obje ise elindeki çanta. Tom LaRuffa'yı tebrik ediyoruz işte. Doug Williams bana vurdun diyor. Yani bu seviyedeki bir güreşçinin çok ayıp ettiğini düşünüyor kendisini ama TLC maçında diskalifiye yok. Ve bu harekette diskalifiyeye sebep olmadı. Tom LaRuffa maçı kazandı. Bilgehan Demir'in sabırsızlandığı ana geldik. Şimdi kontrat imzalamak üzere sözü Bilgehan Demir'e bırakıyoruz. Congratulations, my friend. Good job. Really good job. Ve böylece Tom LaRuffa, Turkish Power Wrestling'in resmi dövüşçüsü oluyor bugünden itibaren. Bir kez daha alkışlar onun için The Greco-Roman Warrior, Tom LaRuffa. Ve işte imzalar atıldı. Tom LaRuffa artık Turkish Power Wrestling'in resmi güreşçilerinden biri. Bilgehan Demir tebrik ediyor. Ve sırada hepimizin merakla beklediği maçta Demirci Kubilay ile Samuray Ferit karşı karşıya gelecek. Ve tabii MVP maçı da var, onu da unutmayalım. Dikkat! Profesyonellerin bile sakatlıklar yaşadığı bu hareketleri siz asla denemeyin.
İşte görüyorsunuz TLC maçı böyle yaralanmalara sebep olabiliyor Ivan Markov. Sağlık görevlileri onun yaralarına müdahale ediyor. Dünyaca ünlü süperstar MVP Türk yıldızımız Murat Bozporus'a karşı. Kıtalar arası kemer mücadelesi birazdan. Buraya meydan okumaya geldik. Güreşçi arkadaşlarımla birlikte. Daha önce böyle bir organizasyona katılmadım. TV'lerde izlemiştim. İlk defa canlı olarak katılacağım. Güzel şovlar bizi bekliyor olacak eminim. Русский воин. Потому что я могу терпеть. Любой бы другой рестлер валялся и плакал бы здесь. Матч çok yoğun geçtiği için ayakta durmaktan zorlanıyor. Ama Rus adam olduğu için burada reportaj bile de yapabiliyoruz. Çok iri adamlar var Turkish Power Wrestling'de. Çok büyük bir organizasyon. Biz de bugün buraya davetliyiz. Olimpik bir milli güreşçi olarak. Hem Türk güreşinin reklamı açısından hem Turkish Power Wrestling'in reklamı açısından destek olmak için buraya geldik. Aslında bana buradan teklif de gelmişti WWE'den. Çünkü ben 2015 yılında Las Vegas'ta dünya şampiyonu olmuştum Amerika'da. Ve Amerika'dan bana resmi teklif de geldi ama tabii şu an halen olimpik güreşe devam ettiğim için değerlendiremem ama tabii ilerleyen yıllarda bunu değerlendireceğiz. Tüm dünyanın en tanınmış güreşçileri burada. Zaten işin içerisinde Bilgehan Demir varsa organizasyon zaten çok kaliteli olur. O yüzden de tribünlerin heyecanı, organizasyon, atmosfer, ışık, ses, kamera her şey çok iyi. Ve seyirci de çok heyecanlı. Çok güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Ruin Brew! Sevgili izleyiciler, Turkish Power Wrestling'in müziklerini yapan Ruin Root grubunun solisti Can Karagöz aramızda şarkısını seslendirecek. Turkish Power, yeni bir konser altısında, yeni bir kitle katıp hayatına bakmadım o heyecanla burada bana. Sahnede Türkler, Turkish Power, TV'de ekrana kitler. Geçek adamın alırım hakkını, ringlere bağladım hastalığı. Hadi çıkarın karşıma en kaslıyı bile demir. Demir, ringlere gömeriz. Alkışı toplayıp şehrinden gideriz. Fakat ama deliyiz, deli gibi ezik. Bilgan demirle ringleri severiz. Söz müziğini tamamen kendisi hazırladı. Ve bu şarkının en can alıcı noktalarından biri. Sahnede Türkler diye yükseldiği kısım. Bilgan Demir de bu kısmı çok seviyor gerçekten. Ve en son alkışı alır, toplar gideriz diye de bitiriyor. Can Karagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Dünyaca ünlü süperstar MVP Türk yıldızımız Murat Bozporus'a karşı. Kıtalar arası kemer mücadelesi birazdan. Değerli misafirlerimiz, Volkswagen Arena'da müthiş heyecan devam ediyor. Sizi uyarmıştık Turkish Power Wrestling'de. İkinci bölümde olağanüstü heyecan yaşanacak demiştik. Gerçekten müthiş bir TLC maçı izledik. Ama heyecan devam edecek. İki Türk sporcu kapışacak, kozlarını paylaşacak ringde. Turkish Power Wrestling'de Samurai Ferit! Türk'ün mücadelesine hoş geldiniz. Karşınızda Samuray Ferit. İşte profesyonel güreşte Türk gücünü de görüyoruz. Bu gece Jabope'yi gördünüz güreş bedava. Önümüzdeki Turkish Power Show'larında onu da göreceksiniz. Samuray Ferit burada. Demirci Kubilay birazdan bizlerle olacak ve Main Event'te de Murat Bozporus'u göreceğiz. Bir bilgi verelim. Şu anda Sarıyer ilçe sınırlarında bulunan Maslak'tayız. Ve Samuray Ferit doğma büyüme Sarıyerli. Çok ilginç birisi. Saçına başına çok önem veriyor. Görüntüsü onun için çok önemli ve ringde maç için hazır.
Gördüğünüz gibi tribünlere ilginç hareketler yapıyor Samuray Ferit. Geliyorum ki bugün buraya beni desteklememek için ve beni yuhlamak için gelenler var. Üzgünüm. Size çok kötü bir haberim var. Çünkü bugün burada hepiniz evinize bana hayran olarak gideceksiniz. Ha bu arada, buranın Sarıyer olduğunu biliyorsunuz değil mi? Burası Sarıyer. Burası benim evim. Burası benim mabedim. Burası benim iyi olduğum yer. Ve siz İster beni sevin, ister sevmeyin. Beni bugün burada alkışlamak zorundasınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü ben mükemmelim. Çünkü ben bir ikonum. Çünkü ben bir süperstarım. Ve ben buna layığım. Ve işte rakibi şimdi Demirci Kubilay Kocgül. Ben de tekrar sizlerle birlikteyim değerli izleyiciler. Demirci geliyor şimdi. Yani o kadar heyecanlı ki ve her zamanki gibi Demirci makinasıyla geldi. Gerçekten kendi spor salonlarını kendi inşa etmiş bir adam. Sivaslı değerli izleyiciler, Samuray Ferit'e karşı mücadelesini o kadar çok hayranlıkla bekliyorum ki, merakla bekliyorum ki, çok sayıda seyircisi var. Bildiğiniz arkadaşları, dostları, akrabaları onu kesinlikle yalnız bırakmadılar ve çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Pankartlarla süslediler Demirci'nin pankartlarıyla salonu. Nasıl bir maç bekliyorsun Onat? İki Türk'ün kapışması. Yani bu sporda Türklerden hiçbir şey beklenmiyor ama çok ağır cevap vereceklerine inanıyorum. Mükemmel cevap verecekler. Bu karşılaşmayı duyurduğumda gerçekten beni çok üzecek yorumlar yaptılar. Ama şimdi umarım beğenirler bu karşılaşmayı. Türklerin dünyada başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu organizasyonu yapmaya karar verdiğinde de herkes yapamazsın diyorlardı. Güreşçilerimize de siz bu işi beceremezsin diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi her şey yolunda. Biraz stresli gördüm seni. Evet. Biraz agresif gördüm. Olabilir, karşımda demirci var. Buna demirci sendromu denir halk dilinde. Biraz centilmenlik, ne dersin? Bunu yapabilirsin. Demirci centilmenlikten bahsetti. Aslında doğru söylüyor. Centilmen olmak çok önemli bir şey. Doğru. Tabii Demirci haklısın. Evet, ben şimdi sana centilmenlik nasıl olduğunu göstereceğim. Samuray yine bir şeyler peşinde. Ringin dışına çıkıyor. Nasıl bir centilmenlik gösterecek ki? Bilemiyorum yani. Çok beklediğimiz gibi bir centilmenlik olmayacak gibi hissediyorum Bilge Annemir. Evet. Şu anda bir döviz aldı. Demirci'nin pankartlarından bir tanesini aldı. %99.9, %1 milyar yırtacak onu. Orada bir hınzırlık göreceğiz gibi kendisinden gerçekten. Tekrar ringe döndü elinde pankartla. Demirci'nin posteri çok salonda. İşte bak, yırttı. Ya ne gerek var şimdi ya? Ne gerek var yani bunu yapmaya Samuray? Demirci'nin bu yüz ifadesi neyi anlatıyor? Sanki birazdan o pankartın intikamını alacak gibi. Ama nasıl bilmiyorum. İkisini de çok yakından tanıyorum. Kubilay'ın bence umurunda bile olmadı. Maçın hakemi de Cengiz Han.
Gözlüğü kapağı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda içi gidiyor. Samuray'ın var ya şu anda içi gidiyor. Bir lira bile olsa içi gider onun. Kıracak yalnız Bilge annemi. Onu yakışıklı gösteren en önemli şey gitmek üzere. Oh! Süper, mükemmel. Başlasın artık bu maç. Şimdi işler iyice kızıştı ve ilk temas Samuray'dan... Arka forearmlarla başladı ama henüz gong çalmamıştı. Saçlarını taramaya başladı Samuray. Arka arkaya sert darbeler geliyor. Mükemmel bir maç olacağı benziyor. Ve saçını... Bak bir şey söyleyeyim, şu anda maçı kaybetse daha çok üzülmez biliyor musun? Hakem. Saçını tarıyor. Hakem. Bak bir şey söyleyeyim, tarağı da hakeme o verdi biliyor musun? Bozulursa direkt çıkarver diye. Gerçekten ilginç dakikalar izlettiler bize. Şimdi yeniden aksiyona dönüyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi kolu da tuttu ve arka arkaya mükemmel, harika başladı Demirci. Evet, iki Türk'ün aksiyonunda hakemimiz Demirtürk Cengizhan, onun yönetiminde Demirci şimdi. Şimdi Hiptos ile yere serdi. Kubilay zor durumda. Ferit saçlarını unuttu şu anda. Unutmak zorunda. Aksi takdirde Demirci'nin kesinlikle şakası yok. Şu anda Demirci yerde. Pin girişiminde bulunuyor. Bir, iki, kurtardı kendisini. Demirci'nin ve Samuray'ın hayranları tribünlerde. Şimdi arka arkaya yumruk darbeleri. Bir tek darbesi. Ve şimdi o da Muay Thai sporcusu, eski kickboksör sevgili izleyiciler. Samuray omuz darbeleri vuruyor. Shoulder bloklar geliyor şimdi köşede. Oradan bir süperplex yapar mı acaba diye düşünüyorum. Köşeye doğru çıkardı. Omuzunu aldı. Ve değerli izleyiciler, karşılaşmada çok enteresan anlar yaşanıyor. Fireman's Carry Power Slam ile Kubilay'ı yere indirdi. Arkasından hakem sayıyor. İkide kaldı. Yani klasik güreş hareketlerinden birini izledik az önce. Fireman's Carry Power Slam. Türklerin de movesetlerinde bunları kullanması gerçekten çok iyi. Bir de leg drop gördük. Çok klasik bir hareket yine. Leg drop Kubilay'a bayağı bir zarar verdi gibi. Nasıl başladı maç? Yani gerçekten... Zaten önündeki kapışmaları maça ayrıyeten bir rekabet kattı. Artık daha ilgili izliyorum. Aksiyonda süper ve running bulldog da geldi. Kubilay işte bu. Demirci mükemmel bir running bulldog. Ve arkasından bu kez Samuray yerde kıvranıyor değerli izleyiciler. Pin girişimi, tuş yapacak mı? İkiyi vurdu, üç gelmedi. Kubilay neredeyse kazanıyordu. Seyirciler şaşkınlığını salonda atmış vaziyette özellikle. Ama görüyorsunuz karşılaşma bir o tarafa bir bu tarafa kayıyor. Bir forearm, arkasından back choplar gelmeye başladı. Evet, elinin tersiyle çopları vurmaya devam ediyor Demirci. Şimdi yerde köşeye yakın bir yere yatırdı. Ringin ikinci iplerinden slingshot splash geldi. Sivaslı Kubilay koç gün neredeyse bitiriyordu ama hakem enteresan. Sanki ayağı iplerin altındaydı. Ben öyle gördüm. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Kubilay kazanmak üzereydi neredeyse. Muazzam bir performans sergiliyorlar. Şimdi ikisi birden ve değerli izleyiciler lariat geldi. Ve arkasından bir shoulder block. Samuray aksiyonu artırdı orada. Deminki pozisyonda da ayağı ipin altındaydı. Ve şimdi de bir elbow drop ile muazzam performansını süslüyor. Burada biraz Joe Legend. Oh my God'ını görür gibi olduk. Tuşta gelmedi. Benziyor evet. Elbow drop güreşin en klasik hareketlerindendir yine. Türkler işi çözmüş gerçekten yani. Ben şu ana kadarki en iyi maçlardan biri olabilir Turkish Power Wrestling'de. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Şimdi buradan oyunu nereye çevirecek? Köşeye doğru fırlattı Demirci'yi. Oo! Çok enteresan. Acayip bir ters köşe. İnanılmaz bir kurtuluş. Buna Demirci sendromu da diyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Birçok maç izledim, bu kurtuluşu ender görmüşümdür ya da hiç görmemişimdir. Harika bir monkey flip. Demirci şu anda şov yapıyor. Bir Türk'ün şov yaptığını da gördüm ya şu sektörde. Tuşa da gidiyor. İki de kaldı. Aksiyon devam edecek. Tekrar izliyoruz. Hani bazı maçlar vardır Bilgen Demir. Bitsin istemezsin. Bu maç şu anda öyle bir maç. Murat Bosporus gibi dünya ünlü bir süperstara yeni bir Türk katılması olağanüstü bir şey. Birazdan da Murat Bosporus'un Amerikalı MVP ile maçı var. Ve Samuray'dan mükemmel darbeler gelmeye başladı. Ve splash yaptı tekrar. Tuş girişiminde bulunuyor. Gubilay zor durumda. Arka arkaya pin girişimleri. Deformasyonlar ikisinde de artmaya başladı. Seyircilerin büyük desteği var. Buradan bir DDT gelir mi? Yoksa suplexle mi çevirecek? Acaba kule gibi diker mi? Güç gösterisi bu. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Ve olağanüstü bir neckbreaker. Yani ikisi de maçın sonlarına doğru iyice gardları düşse de hala muhteşem hareketler izliyoruz. Ve vücutlarındaki deformasyonlar özellikle ilgimi çekti Bilgen Demir. Bu hareketlerin sertliğini simgeler. Değerli izleyiciler, Sivaslı Kubilay Koçgün, İstanbullu Sarıyerli Samuray Ferit'e karşı işte sizler de böylesine organizasyonları yakından ringin içinden adeta içinden izlemek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka takip edin Turkish Power Wrestling organizasyonlarını. Bu fırsatları bir daha kaçırmayın. Şu anda sevgili izleyiciler boğazından yakaladı. Buradan kurtulmaya çalışıyor. Kubilay çok güçlü gerçekten. Samuray'ın kollarını ayırdı. Ve bir anda Samuray mükemmel bir clothesline. Maçı kim kazanacak? Kestirmek o kadar zor ki. Şimdi tekrar hakem bir vurdu. İki vurdu. Kick out. İki de kurtardı kendisini. Az önce hareketlerden önce Ferit'in Demirci'ye öyle bir bakışı vardı ki işin ne kadar ciddiye bindiğini anlatıyordu resmen. Artık iyice gardları düştü ama hala devam ediyorlar. Diyecek söz bulamıyorum. Demirci yine ayakta. Ve sevgili izleyiciler, Kangal Kick geldi sonunda. Kangal Kick geldi ve inanılmaz. Kubilay'ı biri durdurması lazım. Dünya güreşine mükemmel bir hareket kazandırdığımızı düşünüyorum. Kangal Kick ve tuşa gidiyor. İki. Kangal Kick bu işi bitiremedi hayır. Yetmedi. Tekrar izliyoruz. Bu hareket dünya güreş literatürüne girsin Bilgen Demir. Kangal Kick olarak girsin. İnanılmaz. Demirci'den geliyor. Maçın hakemi Cengiz Han da gerçekten mükemmel bir maç yönetiyor. Bir pozisyon haricinde. Ve şimdi power bomb gelecek mi? Ve bir dirsek darbesine kurtardı kendisini. Samuray saçlarını taradı. Tekrar üzerine giderken omuzu gitti. Çok ciddi bir pozisyon sevgili izleyiciler. Crossover yaptı şimdi Kubilay. Kubilay iki omuzu da yerde. Şu anda aslında tuş pozisyonu. Hakem sayıyor ama bir türlü bitirmedi. Pes edecek gibi duruyor Bilgen Demir ve pes etti. Samuray Ferit pes etti. Hem pes etti hem tuş etti. Ve işte maç bitti. Demirci Kubilay Koçgün. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle bu maçın bir revanşı yapılmalı. Gerçekten tadı damakta kalan bir maç. İki Türk'ün muhteşem kapışmasına tanık oldum. Bir Türk'e de bu yakışırdı. Hem tuş etti hem pes etti sizin tarihinizde. Karşısındaki de Türk. Karşısındaki de Türk. Kubilay ve Samuray arasındaki bu mücadele gerçekten mükemmeldi. Yani burada Samuray da kazansa, Demirci de kazansa aynı heyecanı yaşardık. Kesinlikle Samuray da hak etmişti ama Demirci kazandı. Ama maçın kaderini ne belirledi? Omuzunu köşeye çarptı. Çok büyük bir acı içinde soyunma odalarına gidiyor. Demirci, yani bugün arenada dünya starları var ama tribünde Demirci taraftarları çoğunlukta. Sana bir şey söyleyeyim mi? 500 civarında pankartlı seyircisi geldi Demirci'nin. İddia ediyorum bir sonraki maçında 1000'den aşağı, 2000'den aşağı olmaz. Büyük iddia Bilgen Demir'den Demirci taraftarlarına bir çağrı. Ama Sarıyerlilere de burada bir sitemde bulunmak istiyorum. Biraz da burayı Sarıyer'de kendi evinde
yalnız bıraktılar. Bir sonraki organizasyonda ortalığı yakıp yıkmaları lazım değil mi? Bu sporda memleket çok önemlidir. Ama Samuray'ın da bir özelliği var. Kendi seyircisini bile sevmiyor. Şimdi sıra MVP Burak Bosporus karşılaşmasında. Yok böyle bir maç. Dünyaca ünlü süperstar MVP Türk yıldızımız Burak Bosporus'a karşı. Kıtalar arası kemer mücadelesi birazdan. Az önce gerçekleşen Türklerin mücadelesinden en güzel anları ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın Özkan Önürdeş'i davet ediyoruz. Bloktaki seyircilerimize doğru topu gönderecek ve topu yakalayan kişi talihli olacak. İşte sırtını döndü. Özkan Bey talihliyi belirlemek üzere. Arkadaşlar şimdi kime denk gelirse onun olacak. Bir, iki, üç. İşte top gönderildi. Evet alıyoruz buraya. Evet alıyoruz buraya. Evet, şanslı misafirimiz belli oldu. İşte şanslı misafirimiz geldi ve Özkan Bey'den hediyesini alıyor. Bir kez de alkışlarla tebrik ediyoruz beyefendiyi. Çok mutluyum. Hayatımda ilk defa böyle bir hediye kazanıyorum. İnşallah devamı gelir. Dikkat! Profesyonellerin bile sakatlıklar yaşadığı bu hareketleri siz asla denemeyin. Şu anda bu ringde görmüş olduğunuz hareketleri asla ve kata, yalnız başınıza veya bir başka arkadaşınızla kesinlikle denemeye kalkmayın. Bu gösteri tamamen profesyonel sporcular tarafından gerçekleştirilmekte. Elbette güreş bizim Türk milleti olarak atasporumuz. Ve işte iki gerçek pehlivan var aramızda. Ve onlardan ilkini davet edeceğim önce güçlü alkışlarınızla. Tam iki kez 2013 ve 2017 yıllarında Kırkpınar'da altın kemeri beline takmış bir isim. Kırkpınar baş pehlivanı İsmail Balaban. Salonda efsane, yaşayan efsane İsmail Balaban. Balaban kardeşlerden İsmail Balaban, Turan Balaban ikiz kardeşi de yağlı güreşlerde büyük isim. Ama İsmail Balaban iki kez Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Elmalı yağlı güreşlerinde büyük iş yaptı. Altın kemerin sahibi oldu. Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı İsmail Balaban. Ali Gürbüz'le 2,5 saate yakın sağanak yağış altında yaptığı Elmalı'daki mücadele asla akıllardan çıkmaz. Organizasyon komitesi olarak onları ringe davet etmek istedik. Sağ üstünden kırmadılar. Onlar şeref verdiler, hoş geldiler. Onları ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Güçlü alkışlar bir kez daha onun için İsmail Balaban. O bir Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgün. Ve şimdi de Taha Akgün. Dünyada onun bileğini bükebilen kim var ki? Avrupa'sı, dünyası, olimpiyatı hiç fark etmiyor. Hepsinde kürsüde İstiklal Marşı'nı okutturdu. Taha Akgün geliyor. Bilgen Demir bu işte olimpiyat şampiyonları iyi yerlere gelebiliyor. 1996 olimpiyat şampiyonu Kurt Angle var. Tarihin en efsane profesyonel güreşçilerinden biri şu anda. Bir WWE efsanesi kendisi. Taha Akgün bir gün neden bir Kurt Angle olmasın? Zaten transfer teklifi aldığını Las Vegas'ta WWE'den transfer teklifi aldığını doğruladı. Ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgün. Seyirciyi selamlıyorlar. Teşekkür ediyoruz.
seyirciyle bütünleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha İsmail Balaban'a ve Taha Akgül'e. Onlar da büyük bir heyecanla takip ediyorlar Turkish Power Wrestling'i. Dikkat! Profesyonellerin bile sakatlıklar yaşadığı bu hareketleri siz asla denemeyin. Turkish Power Wrestling'in eski sporcularını ringde ağırlayacağız. Ve işte o efsane sporculardan ilki gelecek güçlü alkışlarla ringe. The Turkish Rock! Ve şimdi de Taş Kardeşler, The Stone Brothers, Anadolu Kapları ve Battal geliyor. Amerikalılar meydanı boş bulmuşlar. İstanbul'a gelmişler. Taş kardeşlerin varlıklarından haberleri yok. Hepsine buradan meydan okuyorum. Peki Battal, sen neler söylersin? Kardeşim her şeyi söyledi. Montel Vontavious Porter from the 305 Miami, Florida MVP! Baylar bayanlar, Turkish Power Wrestling'de şu anda bir dünya sırrı görüyorsunuz. Montel Vontavious Porter T-Max ekranlarında Turkish Power Wrestling ringine yürüyor. Tam anlamıyla bir profesyonel. WWE'de, TNA Impact Wrestling'de, New Japan Pro Wrestling'de güreşti. Ve kendisi bugün Turkish Power Wrestling'de. İşte tribünden aldığı pankartı gösteriyor. Kendisi tarihin en uzun süreli ikinci Amerika şampiyonu. İşte görüyorsunuz dünya standartı Turkish Power Wrestling'e akın ediyor ve mail kutumuz güreşmek isteyenlerle dolu. İşte geliyor rakibi Murat Bosforu. Turkish Power Wrestling'in bir numaralı süperstarı Murat Bosporus kısa arası şampiyonluk geberiyle gelecek. Ve geliyor da. Murat Bosporus Avrupa'nın çeşitli arenalarında Türk bayrağını şereflendirmiş bir güreşçimiz. Ayrıca kendisi bir suplex bastır. Bunu da belirtmek isterim. Bugün umarım suplex ustası. Aynen suplex ustası demek istedim. Bugün de onlardan bol bol görürüz umarım. Elinde kıtalar arası kemeri görüyorsunuz. Türk bayrağıyla klasik bu şekilde geliyor. Ve ringde onu açmaya bayılıyor. MVP bile kıtalar arası kemeri görünce o dostluğu bozdu Bilgehan Demir gecenin başında. Soyunma odasında gitti Murat Bosporus'un soyunma odasında. Çok değişik bir meydan okuma yaptı. Dostane bir ziyaret gibi görünse de son söylediği laf until tonight dedi. Yani ne? Bu akşama kadar şampiyonsun. Bakalım göreceğiz hep birlikte sevgili izleyiciler. Seyircisiyle kucaklaştı. İstanbul seyircisini çok seviyordu. Murat Bosporus acaba jübile yapacak mı? Bunu çok konuşuluyor. Bu akşam mı yapar, başka bir zaman mı bilmiyorum ama Murat Bosporus'un böyle bir niyeti var. Bütün dünyada gerçekten de hem Almanya, Japonya, Amerika, aklınıza ne geliyorsa her yerde güreşmiş bir adam. Sheamus'ından tutun, aklınıza kim geliyorsa hepsini yendi. Savaş menteşi çağırdı, güvenlik müdürünü çağırdı. Ve bayrağı öpüp kendisine teslim ediyor savaş menteşe. Nasıl bir maç bekliyorsun teknik olarak? Murat Bosporus'un teknik kapasitesi zaten çok yüksek Bilgehan Demir. MVP'yi konuşmaya bile gerek duymuyorum. Birazdan zaten her şeyini göreceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. İlk izlediğim profesyonel güreş maçında MVP vardı. Ve bugün Turkish Power Wrestling'in main event'inde de MVP var.
WWE'ye anlattığım zamanlar diliminde en büyük süperstarlardan bir tanesi olarak herkes biliyordu. Ve bugün kendisini patronu olduğum bir şirkette görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizin için gerçekten büyük gurur kaynağı ve sizi gerçekten tebrik ediyorum Bilge Andemir. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. İyi bir maç diliyoruz. İnşallah biz kazanırız. Tabii gönlümüz Türk Murat Bosporus'tan yana. Duyuyor musun? Herkes de bizim gibi düşünüyor. Bu yüzden bu maçı kazanmalıyız. Tribünlerde Murat Bosporus MVP. LED ekranlarda dönüyor. Ve mücadele başladı. Başlar başlamaz sert bir diz darbesi. İlk dakikada gol yemeyiz herhalde. Murat Bosporus daha ilk saniyelerde zor anlar yaşamaya başladı. Bu mu sizin süperstarınız der gibi de bir hareket yaptı. Bu biraz ağrıma gitti. İplere doğru göndermeye çalışırken bir clothesline. Arkasından mükemmel bir dirsek darbesi. İşte bu MVP, bizim süperstarımız bu. MVP bir anda neye uğradığını şaşırdı. Zayıf bir rakip bekliyordu ama Murat Bosporus çok ani karşılık verdi. Şimdi bu karşılığa devam edecek. İkinci ipe çıkıyor. Oradan bir turnbuckle DDT gelirse MVP'nin hiç şansı kalmayacak. Köşede devam ediyor aksiyon. MVP'ye yumrukladı ama Murat Bosporus'u tekrar ringe attı. Şimdi arka arka tekmeler, yumruklar yerde. Bu pozisyonu tuşa çevirmek istiyor. Üzerine yattı. Hala yumruklar atıyor. Hakem saymadı. Şimdi saymaya başladı. Kurtardı kendisini. Bir kez daha deniyor. İkiyi bile vuramadı. Hadi Murat, kurtul şundan. Kilitle devam ediyor MVP. Gardını epey düşündü Murat Bosporus'un. Ve bir tekme sırtına kaldırıyor. Yavaş yavaş Murat Bosporus'u. Sıradaki hareketi ne olacak? Ve ring dışına atıyor. Gerçekten çok iyi başladı. Bunu da kabul etmek lazım. Madem ring dışına atıyor, kendi de insin Bilge Andemir. Uçacak mı üzerine? Suicide dive yapabilecek mi? Yapamadı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Adam iyi güreşiyor. Ya MVP all-star bir adam. Hani bunu çok tartışmaya gerek yok ve ring kenarını da bakar mısınız nasıl kullanıyor? Ya bu da biraz fazla. Ben bu kadar beklemiyordum aslında. Ve seyirciyi saldırmaya başladı. Ne yapıyor bu adam? Murat Bosporus'u içeri aldı. MVP buradan Fisherman Suplex yaptı. Hakem sayıyor. İkiyi vuramadı. İkiyi bile vuramadı. Çabuk saysana diyor. Niye saysın? Normal sayması gerekiyor. Suplex'in güzel bir varyasyonunu gördük burada MVP'den. Klasik suplex hareketinin ve MVP cephanesindeki silahları şimdi tek tek boşaltmaya başlayacak. Köşede dirsek darbeleriyle Murat Bosporus'u hapsetti. Diğer tarafta şimdi MVP dışarı aldığı geliyor ve Players Bolt harika. Sesi tribünün arka tarafı bile duymuştur. Murat yerde kaldı. Çok zor anlar yaşamaya devam ediyor. İnanılmazdı gerçekten. Big Boot olarak bilirsiniz bu hareketi ama MVP yapınca Players Boot oluyor. Ve yine tuş girişimi sonuç vermedi değerli izleyiciler. MVP lock up yaptı şimdi. Yani kariyerinin en çılgın dönemleri de kullandığı Players Boot Murat Bosporus'u pes ettiremedi. Haydi Murat, kendine gelmen lazım. Dirsek darbeleri geliyor şimdi. Seyirciler canlandırmaya çalışıyorlar. Arka arkaya forearmlar. Ve şimdi bir Big Boot daha geldi. Yaklaştırmıyor yanına kesinlikle. Şimdi tekrar arka arkaya hareketsiz bırakma çabaları. Ve şimdi kural dışı. Bakın kural dışı. Haberim yokmuş gibi davranıyor ama bakın neler yapıyor. Çok ilginç ama zeka dolu bir hareket buradan MVP'den. Hakemle konuşuyor ama hakem orada arkadaki hareketi görmedi. Bu Murat Bosporus'un boynuna biraz zarar verdi. Şimdi bu arada sevgili seyirciler MVP'ye tribünlerden ciddi protestolar var. Mükemmel, harika.
Suplex geliyor ve geldi. Harikasın, bu bir başlangıç olsun. Üzerine gitti, bir clothesline vurdu. MVP de aldı. Murat çıldırdı. Ve bir clothesline daha. Bir, iki... Üç olmadı mı? Hayır, üç olmadı Bilgen Demir. Son anda attı MVP. Sanki üç tane saydım gibi geldi bana. Orada suplex kilidini açtı ama Murat Bosporus. Bu saatten sonra atılan suplexlerin günahı yoktur. Devam. Ve şimdi bir low dropkick geldi. Gerçekten bu adam çok enteresan playmaker hareketini yapmak üzere. Ve şimdi yapıyor. MVP üzerine çıktı. Arka arkaya darbeler sonuç getirmiyor. Yine ayakta kalmayı başarıyor Murat. Bu MVP'nin bitirici hareketiydi. Murat Bosporus bunu da attı. İnanılmaz gerçekten. Playmaker. Bakın, bir playmaker daha deniyor. Bu kez kurtuldu. Her zaman kedi kaymak yemez değil mi? Ve mükemmel Anatolu suplex geliyor. Anadolu suplexi bu. Suplexe süper bir beğeni var derken John Legend. Nereden çıktı bu adam? Tam kazanmak üzereydik. Şu anda geldi, bozdu. Ya bir şey söylemek istemiyorum artık. Gerçekten mi Bilgen Demir? Gerçekten mi? Ben Joe Legend'ın şu yaptığına inanamıyorum. Turkish Power Wrestling Büyük İstanbul Şovu'nda main event maçındayız. Ve Joe Legend yine arkadan saldırdı. Diskalifiyeyle bitiyor mücadele. Murat bu şekilde kazanmış oluyor. Joe Legend onun normal şekilde kazanmasına izin vermedi. Kemer boşa bile çıkabilir böyle bir durumda. Değerli izleyiciler, yine almış kemerini gelmiş. Kemer onun değil zaten de. Yani ne diyeyim, MVP de sanırım işin içinde. Ve bir main event nasıl katledilir bunu görüyoruz. Evet. Ve bu arada MVP ile işbirliği yapıyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi tahmin ederdim ama bu artık fazla. MVP onu vurursa gözümüzden düşecek. Abi müdahale etseniz de. Oh. Ve mükemmel. İşte bu. MVP bu işte Bilgen Demir. Bildiğimiz MVP böyle bir adaletsizliğe göz yumbazdı. Joe Legend'ı artık burada ne yaparsanız yapın. Ah. Ivan Markov desteğe geldi. Kime desteğe geldi acaba? O da gitti, MVP'ye saldırdı. Aklımı kaybedeceğim. Gerçekten bunlar ne yapıyor Bilgen Demir? Main event maçını neden sabote etmek istiyorlar? Sebebini bir türlü anlayamıyorum ve bu beni bir güreş izleyicisi olarak gerçekten çok rahatsız etti. Neden olabilir? Ivan Markov kaybetti mi? Kaybetti. Joe Legend kaybetti mi? Kaybetti. Geldiler şimdi burada bir fırsatçılık yapıp kendilerini tekrar göstermeye çalışıyorlar ama bu gösterdikleri tam bir rezalet. Şampiyonluk kemeri diye aldı, başkasının kemerini geldi. Hiç kimselere vermek istemediği kemeri MVP'ye teslim etti. MVP de gerekeni yaptı. Yani bu gecenin böyle bitmesi açıkçası enteresan. Kendilerine geldiklerinde ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Her şeyi gecenin ana karşılaşmasına mahvedip soyunma odalarına geri dönüyorlar. Ve seyircilerin tepkisine bak. Şu an tek bir dileğim var. Umarım bu gece böyle bitmez. Yazık olur gerçekten. Hakem de indi aşağıya. Güvenlik görevlileri. Mikrofon istiyor. Seyirciler çıldırdı. Savaş Menteş orada. Yaptığı gerçekten çok ayıp. Ivan Markov, John Legend çıldırttı seyirciyi İstanbul'da. Mikrofonu aldı Murat Bosporus. Bir saniye. Bir saniye. Joe Legend, Ivan Loco, siz Türkiye'ye gelip, İstanbul'a gelip benim şampiyonluğumu, Türkiye'nin şampiyonluğunu çalıp gitmek isteyecektiniz ha? Ne dediğini anlamıyorlar ama tahmin ediyorlar herhalde. Bunun Türkiye'de büyük bir bedeli var. Arkaya adamlar gitti. Onlar hayatta kesinlikle soyunma odasına geri dönemezler. O çıktı, başka kapıdan girmeleri lazım. Şimdi mesaj yazdım. Bunun
bedeli tag team takım maçı şimdi burada. Evet. Yapmalısınız, bunu yapmalısınız i̇şte mükemmel. İşte bu İlgendimiz, işte bu. Yapsınlar, i̇şte yapsınlar bu. Şöyle. Tek bir maçı istiyor musunuz? Ama evet. Bunu MVP kabul edecek bir 2'ye 2 maç olur mu? Yavuz Engin'e ben buradan... Arkadaşlar yapsınlar, maçı yapsınlar. MVP? Stüdyo şefi Yavuz Engin'e söyleyin arkadaşlar. Are you in or are you not? Var mısın, yok musun diye sordu MVP'ye. 2-2. Bir dakika. You think awesome. What he said. Ne diyorsa o dedi. Ve anlaştılar, evet. Tek team maçı bu gece böyle bitmeyecek. Böylesine bir main event harika bir tek team maçıyla bitecek. Bir dakika abi, adamlar yapmıyor ki. Geri gidiyorlar. Aa bak, peşlerinden gidiyor. MVP ve Murat Bosporus peşlerinden gidiyor. Onları ringe kadar geri getirmek zorundalar. Maç ringde başlamalı. Şimdi gerçek bir main event oldu işte. Döve döve ringe sokacaklar ve klasik bir tek team aksiyonu başlayacak. Hakem içeriye davet ediyor onları tekrar. Ortalık karıştı. Kim nerede belli değil. Her yer her yerde. İçeri girin diyor. Murat Bosporus'a yaptıklarının cezasını fena halde ödüyorlar. Joe Legend içeride. Ivan Markov bekleniyor. Üzerine uçtu. İşte bakın Rus Ivan Markov. Aynı zamanda Natalya Markova'nın eşi sevgili izleyiciler. Seyirciye cezayı onlara kestiriyor. MVP. Joe Legend içeride. Ivan Markov tekrar kaçtı. Karşılaşma başladı. Bir tokat darbesiyle Joe Legend'ı köşeden köşeye gönderiyor. Joe Legend arkadan gelir gibi oldu. Back kick. Arkasından face breaker. Ve ikisini birden içeri aldı. Alayınız gelin diyor MVP. MVP Ivan Markov'u köşeye kadar götürdü. Murat Bosporus da içeride. Dördü birden içeride ve hayır, Joe Legend dışarıda. Murat Bosporus da dışarı çıktı. Ivan Markov tek verdi şimdi. Joe Legend'ı içeri aldı. Joe Legend tokat darbelerini vuruyor. Ve köşeye doğru götürürken Ivan Markov'u içeri çağırdı. Ivan Markov içeride. Bir darbe kontrol ona geçiyor. Joe Legend'a maçın hakemi çık dışarı dedi. Ve MVP'den suplexler geliyor şimdi. Rolling German suplexler bir tane yaptı ve ikincisi de hemen geldi. MVP sanatını konuşturuyor. Üçü de yapacak gibi. Vazgeçti ve bu nedir bakıyoruz hemen. Sanırım bir crossface göreceğiz. Şimdi değil. Şimdi değil. Evet şimdi MVP crossface'i bağladı. Efsanevi pes ettirme hareketlerinden biri crossface. MVP bu hareketle Ivan Markov'u pes ettirirse main event'i kazanmış olacaklar. Joe Legend yine müdahale ediyor yine. Ama etkilenmedi MVP. Tekrar tekmesini vurdu bu kez. Ne yaptı adam? Tam yüzünün ortasına geldi. Dışarı atmaya çalışıyor Joe Legend'ı. Kanadalı gerçekten uslanmaz bir adam. Murat Bosporus tek istiyor. Murat içeride. Bir tekme Ivan Markov artık Murat'ta. Forearm köşeye doğru gitti Joe Legend'a. Dirseği vurdu. Ve sevgili izleyiciler, underhook suplex geliyor. Harika bir double underhook suplex izledik Murat Bosporus'tan bu bölümde. Ve şimdi devam edecek, iplere gelecek de ama Ivan Markov clothesline ile onu yere serdi. Murat'ın da işi zor. Maç fena kızışıyor. Afallamış vaziyette olan aslında Joe Legend Ivan Markov ikilisi. Murat Bosporus yerde. Eline sert darbelerle zarar veriyorlar.
bir tokat darbesi geldi. Artık dışarı çıkması lazım bir tanesinin. Hakemin buna ciddi müdahalede bulunması lazım. İvan Markov'u kovaladı. Murat Bosporus ve Joe Legend ikili kaldılar içeride. Tek almaya çalışıyor MVP. Ve tek verdi. Ebe gibi bir şey bu. Hadi biz yaparız ya ebelemek. İlgen Demir, hakem tek verdiğini görmedi. Bu yüzden saymıyor teki. Aslında biz gördük ama... Kesinlikle verdi, ne alaka? Ve ikisi birden double shoulder blokla Murat Bosporus'u yere serdi. Hakemin Şana maçında yaptığı hata ve burada da bitiyor mu? Hayır. MVP gerekeni yaptı. Karşılaşmanın tansiyonu tam anlamıyla yükselmiş vaziyette. Burada head stomp hareketini yapmak isterken Murat harika kurtuldu ve suplexi gerçekleşti. Anatolia suplex. Evet, harika bir Anatolia suplex geldi Murat Bosporus'tan. Normalde German'dır ama bize devşirmesi Anadolu suplexi ve tek vermeye gidiyor iki tarafta. Hot tag izleyeceğiz Turkish Power Wrestling'de. Tek geldi. İki tarafta içeride MVP'den harika darbeler şimdi. İkisine birden yetiyor MVP tek başına. Bellator Benny'i de patlattı. Bolin gelir mi? Bolin beklentisi içindeyiz ama. Bir Players Boot daha geldi. Exploder Suplex MVP şov yapıyor. Olağanüstü bir performans sevgili izleyiciler. Ivan Markov da içeride. Son anda tuş olmasını engelledi takım arkadaşının. İvan Markov. Murat Bosporus da daldı içeriye. Joe Legend orada oyalıyor. Diğer tarafta MVP İvan Markov'un peşinde. Şimdi burada backchop gelecek. Ben backchop bekliyorum ama birbirlerine bakıyorlar. Ve şimdi araba gibi çarpıştırdılar. Ters yöne girdi resmen. Ve burada face breaker'ını da yaptı MVP. Hakem dördünün birden içeride olmasına izin verdi. Ball-in! Elbow drop MVP'nin özel hareketlerinden bir tanesi. Ve Murat Bosporus da Ivan Markov'a döndü. Murat Bosporus, Ivan Markov'u aldı Rus güreşçiyi. Ve şimdi Northern Lights Driver hareketiyle etkisiz hale getirdi. İkiyi de vurdu, üçü de vuruyor ve kazanıyor. Ve sevgili izleyiciler, MVP Murat Bosporus ikilisi kazanıyor. Northern Lights Driver. Bu main event ancak bu kadar güzel bir hareketle bitebilirdi Bilge Aldemir. Harika. Murat Bosporus'a tebrikler. MVP'ye tebrikler. Harika bir maç izlettiler bizlere. Bir Türk atasözü vardır. Ne oldu? Ne oldu? Kazandık. Zaten MVP de bizden biri oldu gerçekten. Sevgili izleyiciler, bizden biri gerçekten çok yakın. Çünkü şöyle söyleyeyim. Gerçek ismi MVP'nin Hasan Hamin Asat. Müslüman bir sporcu. Hani röportajında dedi ya, Knat Konstantinopolis, İstanbul dedi ya. Zaten oradan da anlamanız gerekiyordu. Çok yakın İstanbul'a. Seviyor, Türk insanını seviyor. Sonuç itibariyle Joe Legend'ın oyununa gelmedi. Ve Murat Bosporus'la kurdukları ittifak müthiş bir iş yaptı. Burada da tablo ortada. Yani main event'i sabote etmenin sonucunu en ağır şekilde yaşadılar. Böyle giderler işte Bilge Annemiz. İyi de oldu. Murat bu karşılaşmadan sonra tabii MVP ile güzel bir takım oldular. Türk bayrağını dolaştırıyor. Bütün dünyada ses getiren bir organizasyon oldu. MVP de istiyor. MVP de Türk bayrağını istiyor. Dünyanın en başarılı profesyonel güreşçilerinden biri MVP Türk bayrağını kaldırıyor. Harika bir an gerçekten. İşte bu. Başardık mı başardık? Tam iki kez altın kemerin sahibi olmuş. 2013 ve 2017'de İsmail Balaban ringe giriş yaptılar. MVP ve Murat Bosporus'u tebrik ediyorlar.
Olimpiyat şampiyonumuz, Kırkpınar baş pehlivanımız, onlar da seyirciler arasındaydı. Ve bu ikiliyi kutluyorlar. Teşekkür plaketlerini takdim edeceğiz arkadaşlarımızdan. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Bu unutulmaz kare. Yıllarca akıllarımızda, hafızalarımızda yerini koruyacak değerli izleyiciler. Of, her tarafım acıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kısa konuştu Murat Bozburuz. MVP. MVP was, would you like to say to the crowd here? Neler söylemek istersin? I have only two words for Istanbul tonight. Thank you. Söyleyecek sadece iki kelimem var. Teşekkür ederim MVP'ye biz de bir kez daha. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten muazzam bir performans gösterdiler. İstanbul'dan bu kadar. Değerli izleyiciler, İsmail'e de, Taha'ya da teşekkür ediyoruz. Yeni Turkish Power Show'ları ekranlara gelecek. Kasım ayında olması bekleniyor. Kasım ayında yeni Turkish Power Wrestling biletleri almak için şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın artık. Gerçekten sıradaki şov için şimdiden çok heyecanlıyız. Merakla bekliyoruz Bilge Andemir. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sadece performans gösteren usta süperstarlara değil, seyircilerimize de, siz de ekranların başındakilere, herkese, teknik ekibe, özellikle teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Aykut Gönültaş, Nevzat Yalçın, herkese çok teşekkürler. Ben Yusuf Onat Sertek. Ben Bilge Andemir, hepinize mutlu yarınlar diliyorum. Gayet zevk aldık. Devamını bekliyoruz. Bilge abi, sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şovdu ama John Morrison gelse daha iyi olurdu. 6 aydır beklediğim adam gelmedi, canın sağ olsun ama Bilge Andemir'e teşekkür ederim abi yine de. Biz Bilecik'ten geldik. Oğlumun isteği dolayısıyla geldik ama çok da memnun kaldık. Herkesin emeğine sağlık, tüm güreşçilerimizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz bunun için. Beklediğim gibi bir şov oldu. Onun dışında MVP'nin gelmesi de beni heyecanlandırdı. Çok kez görevliler uyardı ama oradan ayrılamıyordum ona bakmaktan. Canlı görmek de ayrı bir duyguydu. Teşekkürler. Çok güzel bir organizasyondu. İlk kez katılıyorum. Çok beğendim. Bundan sonra bu organizasyonların devamında ben de geleceğim. Bence güzeldi. Yani güzeldi. Çok güzeldi. Mükemmel bir organizasyon, mükemmel bir şov. Umarım TPW daha iyi yerlerde görebileceğiz TPW'yu. Umarım daha iyisi olacak. Türkiye buna hazır. Buna hazır. Sahnede Türkler, ekrana kitler. Turkish Power. Yeni bir tarzın ortasında yeni bir kitle katıp hayatında takmadığın o heyecanı burada var. Sahnede Türkler, Turkish Power. TPW ekrana kitler. Turkish Power'dan hepinize mutlu geceler sevgili izleyiciler. Ve bakın betonun üzerinde Turkish Power. Müthiş bir suplex. Ringlere kattın saygıyı. Beni yere çevirecek adamın alırım hakkını. Ringlere bağladım aslım. Çıkarın karşıma enkazlıyı bile devirin. Ringlere gömeriz. Alkışı toplayıp şehrinden gideriz. Fakat ama deliyiz. Deli gibi eziriz. Bilge Andemir'le ringleri severiz. Turkish Power. Bilge Andemir'le birlikte sizler. Turkish Power Wrestling. Turkish Power Wrestling. Sahnede Türkler. Ekrana kitler. Turkish Power. Yeni bir tarzın ortasında yeni bir kitle katıp hayatında takmadığın o heyecanı burada var. Sahnede Türkler, Turkish Power. Turkish Power.
Harper.